Hota'nın nabzından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam iki değerli konuğum var. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden vakıflar hafta sonu maçlara başlıyor. Antrenörü Hasan Serbülent ve takımın yıldızı Murat Ekşi konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tanrıç Bey. Evet, öncelikle ben konuşmayacaktım ama söyleyeyim. Milli Olimpiyat Komitesi ödül verdi. Evet, verdi. Ayhan Eroğlu engelliler adına ödülü aldı. Ama Milli Olimpiyat Komitesi yetkililerine ben buradan bir sesleneyim. Ayhan Eroğlu bu ülkede tekerlekli sandalye basketbol oynamadı. Bu ülkenin takımında yer almadı. Bu ülkenin takımında yer alan adam burada yanım başımda. Teşekkürler. Geçtiğimiz sezon her 30 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncuya ödül verilmeyecekse kime ödül verilecek? Ve Ayhan Eroğlu'na oy verilecek. Ayhan Eroğlu Türkiye'de oynamış olabilir ama bizim takımımızda oynamadığı için buradan bunu söylemek gerekiyor. Milli Olimpiyat Komitesi yanlış yaptı. Bunu da belirteyim. Ha, bunun sorumluları başkaları da varsa onlar da yanlış yaptı. Onu da belirteyim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler Tomuş Bey. Çok sağ olasınız. Çok hızlı ve sert bir giriş yaptın. Gerekirdi. Yani bunu yapmak gerekirdi. Doğru. Evet. Turnuva yaptık. Turnuvayı bitirdik. Artık cumartesi lig başlıyor. Gerçek senaryo. Öncelikle Hasan, seninle başlayayım. Takım hazır mı? Yani İranlılar geçtiğimiz hafta ne olduğunu anlamadığı bir ortama geldilerdi. Biliyorsunuz bu Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerden dolayı oyuncularımızı geç getirebildik. Perşembe günü geldiler, bizimle antrenmana katıldılar. Cuma günü biz turnuvaya çıktık. Bir uyum problemi yaşadık. Ama çocuklar da gerçekten iyi çalışıyorlar. Ve turnuva süresince de takıma ayak uydurmaya çalıştılar. Bunun neticesinde zaman zaman çok iyi oynadığımız oyunlar oldu. Ki galibiyetimiz de oldu. Hiç hazır olmamamıza rağmen. Yıllardır aynı kadro, kemik bir kadroyla oynayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı güzel bir galibiyet elde ettik. Geçen yıl birebir rakibimizdi bu takım ve geçen yıl lig dördüncüsü olan bir takımdan bahsediyoruz. Hazır olmamamıza rağmen onlarla karşı... Sevgili yönetmenim, arkaya lütfen tekerlekli sandalye görüntülerini koyalım. Başa baş mücadele ettik. Galip geldik. Fenerbahçe'ye karşı zaman zaman iyi oyunlar oynadık. İskenderun'a karşı keza öyle. Şu an için o eksiklerimizi de, turnuvada gördüğümüz eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz. Kısmen giderdik. Galatasaray maçı da açıkçası bizim için bir hazırlık maçı olacak. Öncelikli hedefimiz Bağcılar maçı. Okay. Galatasaray zaten bizim rakibimiz değil. Galatasaray, Fenerbahçe dışında diğer bütün takımlar birebir rakibimiz. Bizim için önemli olan maç 9'unda oynayacağımız Bağcılar maçı. Ama belirtelim, yani Galatasaray'ın yabancıları... Evet, Galatasaray son sezonların zaten belki de en iyi kadrosunu kurmuş durumda şu anda. En pahalı kadrosunu kurmuş durumda. Filipevski'yi getirdiler. Evet, evet, çok çok iyi bir kadroları var. Bizim de kadromuz hiç fena değil. İyi, iyi bir kadro. Genç milli oyuncu var. İyi, iyi bir tane genç adam var. Teşekkürler. Yıllardır takımı sırtlayan kaptanımız var. İyi bir kadromuz var. Güzel bir mücadele olacak ama dediğim gibi bizim için öncelikle hedef Bağcılar maçı. Bağcılar maçına iyi bir hazırlık olacak bizim için Galatasaray maçı. Sevgili Murat, doğru. Yıllardır bu işin içindesin. Sağ ol. Her sene sen içine koyarak geliyorsun. Çok teşekkür. 30 sayı ortalamayla oynuyorsun. Allah razı olsun. Bu sene 30'dan mı? Ortalama. 50. 50 buluyor bazen. 30 sayı ortalaması. Ortalaması dedi, doğru. Bu sene daha çok yardımcı olanlar da evet, sana. Evet, rahatlayacağız. Türkiye Genç Milli Takım oyuncuları çok yetenekli oyuncular. Evet, kesinlikle. İranlı oyuncular da yetenekli oyuncular. Kesinlikle. Yani enteresan bir kadro var bu sene. Ben çok merak ediyorum. Yani evet, Galatasaray maçı bir ölçü değil. Tabii. Fenerbahçe maçı bir ölçü değil. Kesinlikle. Onlar yani bizim... Bağcılar, İskenderun, aynen. TSK diğer gruptadır ama bu Bağcılar, Adana, İskenderun, falan. Adana bunlardan ilk dört için, playoff için oynayacaksınız. Kesinlikle. Ama sen takım kaptanı olarak ne görüyorsun? Dediğim gibi öncelikle yayının için çok teşekkür ederiz Tonguç abi.
bize her zaman destek oluyorsun. Bu arada söylediklerimde de samimiydim. Gerçekten şimdi o konuya girmek istemiyorsam, girersem program yetmeyecek. Ama dediğin gibi sana katılıyorum o konuda. Yani sonuçta burada bir takım varsa, burada bir oyuncu kitlesi varsa da, bu ülkeye hizmet ediyorsa, bunlar ön planda olması lazım. Ben bizim genç çocuklar için diyorum. Yani ben kendim için demiyorum zaten. Ben bir yere zaten gelmişim kendi branşımda. O konuyu fazla irdelemek istemiyorum. Takım olarak da dediği gibi hocamın zaten iyi antrenman programımız var. Maşallah haftanın 5 gün 6 günü hocayla birlikteyim ben de. Yani iyi bir yoğun antrenman programımız var. Turnuva bize çok iyi geldi Tonguç abi, dediğin gibi. İranlıların bir adaptasyon sorunu vardı. Şimdi daha iyi oldu. Daha iyi birbirimizi tanır olduk. Zaten onlar da bazen diyordu abi, işte biz sana topu nereden vereceğiz, nasıl alacağız, nasıl vereceğiz, daha biz seni daha tam tanımadık falan süreci vardı. Kendileri de itiraf etti bunu. Şimdi hemen hemen yani süper oturdu desem yalan olur. Çünkü daha kaç ay oldu beraber olduğumuz. Yani oturdu şeyimiz, takımımız. Daha iyi olacak. Benim omuzumdaki yük biraz daha azaldı Tonguç abi, dediğin gibi. Çünkü gerçekten büyük sorumluluk vardı. Büyük yük vardı. Yani bu bir sene, iki sene, beş sene değil yani. 10 sene değil, 15 senedir bu yük var zaten sırtımızda. O yüzden bu sene biraz daha rahatım yani. Peki, evet. Yani sen takım kaptanısın, evet. Ve çok genç oyuncu var. Kesinlikle. Hasan Hoca'yı da soracağım, evet. Onu ama sen o gençleri nasıl motive ediyorsun? Şimdi tabii ki onlar, yani şimdi maç tecrübesi daha farklıdır. Şimdi bizim yıllarımız var, bir daha sürekli oynayan biri olarak ben, yani hiç ben bench görmedim. Sağ olsun hocamın sayesinde. 35 dakika. Aynen. 5 puan almadıysa. Aynen. O yüzden maç tecrübemiz de çok olduğu için çocukların biraz heyecanı var ama gerçekten iyi bir kumaşları var. Bir daha bilgiye açıklar. Hiçbir zaman işte abi sormayayım ya öğrenmem gibi bir şeyleri de yok. Sürekli bizden daha, tabii ki hocalarından önce yardım alıp kendilerini çok iyi geliştirdiler. O yüzden ben onlara da bu sene çok memnunum. İyi bir verim alacağımızda hiç şüphem yok. Yani iyi bir kadro kurduk diyebilirim. Şimdi geçen sene Vedat tecrübesiz. Evet. Umutcan. Umutcan çok tecrübeli değil. Kesinlikle. Evet. Genç çocuk. Genç. Ama bu sene üstüne koyarak iştirer. Evet. Artı yeni gelen Türkiye Genç Milli Takım oyuncuları. Kesinlikle. Ben çok beğendim. Evet. Yani enteresan bir kadro kuruldu. Evet. Genç bir kadro. Genç. Evet. Bir de tecrübeli var. Genç delikanlı. Estağfurullah. Teşekkürler. İranlıların da iyi çıkması bence iyi bir katı oluyor. Evet. Ama iş senin de. Evet. Top hocalar. Nasıl bir yemek yapacak? Nasıl, evet. Bir yemek olacak? Malzemeler burada. Ya bu yıl takımdan dediğim gibi memnunum. Güzel çalışıyoruz. Güzel bir katı oluştu. Alternatifli bir katı oluştu. Biliyorsunuz geçen yıllarda hep yaşadığımız sıkıntı. Bütün 6 kişiyle oynuyorduk. Bütün yük Murat'ın omuzuna biniyordu. Murat'ı durdurdular, evet. Mı? Biz kilitleniyorduk. Bu yıl hangi birini durduracaklar? Bu sefer Murat da çok rahatlayacak. Evet. Bunu zaten defalarda söylüyorum Murat'a. Sen topu paylaştığın sürece Murat çok rahatlayacaksın. O da şimdi yıllardır şu sıkıntısı vardı Murat'ın. Topu verdim geri alamıyor. Geri gelmiyordu o top. Doğru. Şimdi alları top iyi yapmaya, alıyor. Top, evet, da almaya başladı. Güzel bir yıl olacak diye düşünüyorum. Ben umutluyum bu yıldan. Geçen yılın üstüne koya koya geliyoruz. Vedat geçen yıldan daha iyi durumda. Oradan transfer ettiğimiz genç milli oyuncumuz Kerim öğrenmeye açık, iyi durumda. Serhat zaten tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray, Fenerbahçe görmüş bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Umutcan gün geçtikçe üzerine koyarak geliyor. Zaten bir Murat gerçeği var takımda. Muhammed aldığımız İranlı oyuncu çok iyi. Murat'a bu yıl bayağı yardımcı olacak. Hasan Ali ilk etapta biraz kondisyon hocaladı. Kondisyon sıkıntısı vardı. Çalışmadan geldi. Ama o da son 2-3 antrenmandır toparladı. O da iyi geliyor. Evet. Ben işte gene Akdeniz zaman zaman girip o defansı toparlayacak pozisyonda. Bir ateşleme yapacak pozisyonda. Yani kısacası bu yıl daha alternatifli bir kadromuz var. İhtiyar delikanlı var. Ha, Güner var, evet, 10 yıllardan sonra geldi sağ olsun. Enerjisiyle, güler yüzüyle hep yanımızda. Kesinlikle. 10 yıl sonra antrenmanlara da başladı ki hep şey diyorum, bir 10-15 yaş erken olsaydı iyi olacaktı. Hala oynayabilecek. Sol dipten çok iyi yatar. Bilek hala ölmemeli.
Ama o da bizim yanımızda. Liderlik. Antrenmanlarımıza destek veriyor. Bize abilik yapıyor. Tabii ki. Bu yıl güzel gidiyor. Umutluyuz. Bir virgül koyalım. Evet. 13 Kasım'da Ünilik başlayacak. Musmer Ünilik. O nedenle bir telefon bağlantımız var. Ünilik koordinatörü Ali Tüzünkan hattımızda. Ali Tüzünkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Tanguç. Nasılsın? İyiyim. Yine önemli bir Ünilik'i başlatıyorsunuz. 13 Kasım'da başlıyor. Basın toplantısına gelemedim ama gereken bilgiyi aldık. Yusmer'la yine sponsorluğunuz devam ediyor. Nasıl bir Ünilik bekliyor bizi? İkinci ligi sormayacağım. Daha erken o iş için ama Ünilik bence çok enteresan bir lig olacak. Bu sene çok enteresan takımlar da var. Bu sene anlaştık. Anlaşmanın kapsamı da birazcık genişledi. Biliyorsunuz Musmer bir grup şirket ve onun içerisinde birçok şirket var. Yeni kurdukları bir şirket var Event Park adında. O şirkette Ünilik'in maç organizasyonlarını seviyesini böyle bir iki gömlek yukarıya taşıyacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili de bir hayli heyecanlıyız açıkçası. Yani bu işi sadece bir finansman tarafından çıkarıp operasyonuna da katkı koymaya çalışıyorlar. Bu da çok heyecan verici bir haber. Umarım düşündüklerimizi sahaya yansıtabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek hakikaten Kıbrıs'ta spor seyircisine çok farklı bir ortam sağlayabileceğimizi düşünüyorum ve bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi geçen yılın şampiyonu, yakında üniversitesi var, Doğu Akdeniz var, UKÜ var, Rauf Denktaş var ve ODTÜ var. Bunlar özellikle geçen sene ODTÜ'yü ben ikinci ligdeki maçlarında çok beğendim. Eğer o kadro kuru devam ediyorsa çok enteresan bir Ünilik bizi bekliyor gibi geliyor bana. Yani basın toplantısında çok iddialı olduğunu söyledi Altuğ. Bir hayli iddialı. Biliyorsunuz ODTÜ'nün çok ciddi de işte bir seyircisi de var. Kendi evindeki oynadığı maçlarda. Yani seyirci onları ittiriyor hakikaten maçın sonuna kadar. Yani ODTÜ'deki maçları mutlaka gelip seyretmen lazım senin de. Çok enteresan, güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Beraber gider seyrederiz. Seve seve. Evet, yani 13 Kasım başlangıcı olacak. Kaldı. Yani Kasım'a girdik. Evet. Aslında haftaya çarşamba perşembe gibi başlıyoruz. Bayağı az bir zaman kaldı inşallah. Hayırlı olsun. Basketbolu özledik. Ardından zaten 13 Kasım'da siz başlıyorsunuz. Basketbol Federasyonu'nda ligleri Kasım'ın ortasından itibaren oynanmaya başlıyor. Basketbol yaşanacak yine ülkede. Aslında biz çok da ara vermedik. 3'e 3'le streetballları da yaşadık. Ama salona dönmek de gerekiyordu artık. Her açıdan da bunları yaşamaya başlayacağız. Basketbol Federasyonu'na da verdiği destek için buradan teşekkür ederim. Yani tamamen ortak bir organizasyonumuz bu. Ve müthiş bir de destek veriyorlar. Arkasında duruyorlar. Ünilik'inde. Bunlar için onlara da buradan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim programa katıldığın için. İleriki haftalarda seni stüdyoya da konuk edeceğiz inşallah. Memnuniyetle. Sabırsızlıkla bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Ünilik önemli bir organizasyon. Biz gelelim tekerlekli sandalyeye. Karşımızda ve arkadan da tekerlekli sandalyeyi korsak sevgili yönetmenim. Evet, Galatasaray, Sedat İncesu, büyük tecrübe. Kesinlikle. Ve onun etrafında toplanan bir kadro, Ferit Gümüş. Evet. Türkiye'nin en büyük o kendi kuandundaki oyuncusu. Evet. Evet. Ve kurdukları takım, yabancıları gerçekten çok ciddi bir rakip. Ve Fenerbahçe ile bana göre bu sene büyük bir yarışa girecekler. Ama ben bu işin içine İskender'ini korum ama
bench katkısı çok az geliyor evet. İskenderun'a. 5 kişiyle oynuyorlar. Beş onlar kişi da 6. adamları yok. Ama büyük tecrübe var evet, orada da. Orada evet. da özgür tecrübesi var. Ama Galatasaray'ı ki konuşursak, Galatasaray'dan nasıl bir Galatasaray? Özellikle izleyici. BRT 2'den Natlen yayınlıyoruz. Bugün adaya gelen Galatasaray TV'nin de yetkilileri bana ulaştılar ve maçı kendileri de vermek istiyorlar. Yarın işte istişare edeceğiz. Verme konusunda bir görüş alışverişi yapacağız. Gibi büyük ihtimalle Sayın Müdürümüz de bu işe evet diyecek. Ve Galatasaray YouTube kanalından onu da verecekler. Nasıl bir Galatasaray bekliyorsun? Seyirci yani, açısından bol yani, seyirci. Dediğiniz gibi zaten Galatasaray Fenerbahçe maçları biliyorsunuz tribünler tıklım tıklım dolu oluyor. Onların taraftar gruplarıyla birlikte. Yani bizim için zor bir maç. Talat Karapeli Galatasaraylar Derneği Başkanı gerekli organizasyonu yapıyorum. Yapmıştır bile. Yani bizim için zor bir maç ama dediğim gibi Galatasaray bizim rakibimiz değil. Bizim için daha çok Bağcılar maçında yapacağımız oyunları açısından geçen seneki Bağcılar çok enteresan takımdı. Evet. Bu yıl daha da enteresan. Biliyorsunuz onlar da Cem Gezinci'yi aldılar. Eski Galatasaray ve Beşiktaş milli takım oyuncusu. Cem de potu altında iyi bir oyuncu. Bu yıl enteresan bir link geçecek. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray dışındaki bütün takımlar benim gözlemime göre yaptığı transferlere hemen hemen denk takımlar. Zevkli bir lig geçecek inancındayım. Biz de kötü değiliz bu yıl. Biz de iyi bir takımız. Bu lige renk katacağımızı düşünüyorum. Her yıl kattığımız gibi. Geçen yıl da ligin seyrini biz değiştirdik herhalde. Burada son iki maçta 3. ve 4. leri yenerek Bağcılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni arka arkaya yenerek ligin birazcık kaderiyle de oynadık. Renk kattık lige. Bu yıl da öyle geçecek diye düşünüyorum. Bizim de amacımız playoff oynamak. Oynarız oynamayız. Ona da zaman gösterecek. Eğer ki bu birbirimize tabii yeni bir kadro. Eskilerden işte bir Murat var, bir Akdeniz var. Vedat zaten geçen yıl geldi, biraz süre aldı. Bir de Ucu'yu dedim. Biz Umutcan var. Yeni bir kadro, yeni 4 oyuncu, 5 oyuncu şimdi bu kadroya girecek. Eğer alışma devresini hızlı geçirirsek, ki onu bu antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla... Hazırlık maçında da iyiydi. Bu yani, antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla o etabı hızlı geçtik. Geçen yıl daha ağır geçtik, sonlara doğru açıldıydık. Bu yıl daha hızlı geçtik o şeyi. Murat birazcık şikayet ediyor. Haftan her gün antrenman yapıyorsun hoca diye ama yapmadan da olmuyor. Yol uzun. Yol uzun olmaz. Yapmadan da olmuyor. Bu yıl daha iyi olacak kanısındayım. Sevgili Murat. Efendim. Seni yıllardır tanırım. Teşekkür ederim. Yıllardır da seyrederim. Allah razı olsun. İskele ile Lefkoşa arasında gidip gelmek... Nasıl bir duygu? Aileyle aynı ortamda olmak da zor. Bravo, bırakmak da zor. Aynen. Ama sen bu işe gönül vermiş bir insansın. Tamam, ne söylersin? Yani mesela seni idol kalacak oyunculardan ne bekler? Ya Tonguç abi, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani gerçekten eşimden Allah razı olsun. Yani Demecek söylediği gibi haftanın 6 günü çocuğum, yeni doğmuş 9 aylık çocuğum var. Onun bile yani yüzünü göremeyecek pozisyondayım şu anda. Sağ olsun sabırla evde bekliyor. Görebildiğimiz kadar görüyoruz. Biz yani tamam. Bu iş aynen yani, Allah'a şükür tamamdırlar da. Sevmezsen bu iş olmaz Tonguç abi. Yani gerçekten ki benim pozisyonumda, ki ben apayrı seviyorum bu işi. Hiç yapmaz, hiç yapılmaz. Çünkü bu bir gün değil, 15 senedir bu yol. Yani uzak sonuçta Lefkoşa, İskele, yalan yok. Bir de yorgun çıkıyorsun. Yani hastalığın oluyor. Yorgun oluyorsun. Yani bazen insan kendi kendine der ki ya gerçekten bu yol artık gidilmez. Yoruldum desin. Hiçbir zaman böyle bir şeye de düşmedim. Yani hissiyata da düşmedim. Çünkü o kadar çok seviyorum. Tabii ki bazı gelişmeler oluyor. Bazen sinir oluyorum falan, böyle bir can sıkıntısı oluyor ama sevdiğimiz için çok gerileyemiyoruz. 15 yıldır da 16 oluyor Allah'ın izniyle. Severek yapıyoruz Tonguç abi ama gerçekten çok özveri vermezsen
bu branşta diyorum. Menajerin Haluk Taşpınçay ne diyor bu işe? Ondan zaten her haftanın 2-3 günü konuşuyoruz. O da diyor gerçekten Allah yardımcı olsun diyor direkt. İşte bazı transfer oyuncularımız var. Onlardan bazılarını götürüyorum ben işte iskeleye de geçsin, kafa değişikliği olsun falan gibisinden. Bir kere götürüyorum çocuğu. Abi diyor bir daha beni götürmen olursun diyor. Yani düşünemiyorum. Yani gerçekten o pozisyonda şok oluyor onlar da. Ama seviyoruz. Bir de bu camiaya yıllarımızı verdik. Sen çok iyi bilin Tonguç abi. Ben en büyük sebebim. Şimdi ben bu takımdan, bu camiadan ayrılırsam bu takım kapanacağı korkusunda olduğum için ben. Yoksa ben biliyorsun Türkiye'deki isteyen takımlarda oldu. Transfer Belçika, İsviçre istediği bunlar. Yani ben sürekli dile bile getirmem. Ama biz dedik ki işte burada engelli camiamız var. Bu çocuklar bu şeyden mahrum kalmasın. Çünkü arkadan gelen yoktu bu zamana kadar. Ha şimdi bu sene başkanımız sağ olsun Ahmet Akdeniz bir altyapı kurdu. 4-5 tane gencimiz var. Onu soracağım. Evet ha. Ya o zaman onu siz açıklarsınız. Biraz daha yani bu rahatlık, rehavet geldi bana bu konuda. Dediğim gibi bıraksam olmaz, bırakmazsan olmaz. Seviyoruz da bu işi. Bu işe gönül burada verdik. Yani bu saatten sonra da zaten benim gidip de başka bir ülkede veya bilmem nerede oynayacağımız kanaati zaten benim içimde yok. Buraya hizmet vermeye devam Tonguç abi. Şimdi altyapı. Evet. Her sene en büyük sorun. Sorunumuz. Bu takımın en büyük sorunu altyapıydı. Evet. Kesinlikle. Alttan oyuncu gelmiyor. Alttan oyuncu gelmiyor. En son gelen işte bu. İşte Murat Ömer. Murat Ömer. Ömer'i soracağız. Ömer, evet. Ömer hala rahatsızlığı devam ediyor. Kesinlikle. Ömer'i ne zaman kullanacağız? Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz Ömer'i. Ömer çok değerli bir oyuncu bizim için. Hem karakter olarak hem sahada olarak, yüreğini evet. koyarak gerçekten önemli bir oyuncu bizim için. Sabırsızlıkla bekliyoruz Ömer'i. Biraz daha onun tedavi süreci devam edecek. Çünkü Ömer'in evet. girmesiyle tabii, takımda... Tabii. Ömer benim sağ kolumdu. Her zaman söylüyorum. Getirme evet. açısından, yönlendirme açısından önemli bir olay oldu. Hızlı oyuncu, seri oyuncu, şut çekebilen oyuncu, evet. sorumluluk alan oyuncu. Ömer'in eksikliğini de biz geçen yıldan beri çok yaşadık. Onun tedavi süreci biraz daha devam edecek ama inşallah o da aramıza en kısa sürede dönerse. İnşallah. Artık takım da biraz gençleşti. Evet. Altyapıdan da oyuncular çıktıkça. Bir zamanlar genç delikanlı takımıydı. Evet. Onlar, şimdi emirler, dikkat edin ama bu takımda her zaman için her dönemde iyi oyuncular vardı. Yani Mustafa Çelik'ten başlayarak evet. rahmet, Allah rahmet eylesin. Günay abi, Emir, evet. Aliye, Emrullah, Faruk Usta, Ert abi döndü geldi İbo, evet. Murat, Mahmut hep Türkiye'de oynayan o milli takımlarda görev almış. Ahmet vardı oyuncular. Zamanında. Gazeci. Gazeci. Evet evet yani. Kesinlikle. Hep bu takımda iyi oyuncular vardı. Bunu işte Muratlardan sonra bir Ömer geldi. Evet. O altyapıdan gelme işini şimdi yavaş yavaş tekrar canlanırsa şimdi nedir durum orada? 3 tane altyapıda şu anda çocuk var. 2 tane daha geliyor 8 yaşında. İkisi de 8 yaşında. Bir de kız var. Bir de kızımız geldi bugün. Antrenmanlara katıldı 11 yaşında Elif. Evet. Onların biraz süreye ihtiyacı var. Ya, ama hemen olacak iş değil. Tabii. Kesinlikle. Ahmet var. O da eski bir güreşçiydi kaza geçirerek. Evet. Aramıza katıldı. Ahmet de geliyor gibi. Bir puanlık bir oyuncu. Dün puanlandı. İstekli. Samet var yine 18-19 evet. yaşında Samet de. O da bir puanlık oyuncu. Dün puanlandı. Alttan bu oyuncular çıktıkça işte Murat yavaş yavaş devredecek inşallah. Allah'ın izniyle. Benim yanıma gelecek yavaş yavaş. Kesinlikle. Seve seve. Peki, evet. Biz yıllardır Türkiye'de oynuyoruz. Evet. Kurucusuyuz. Evet. Doğru, evet. Doğru. Türkiye'nin en eski takımıyız şu anda. Yani İzmir Spor kuruluydu. İzmir Büyükşehir vardı. İz vardı. İskenderun biz. Evet. Şu anda ligdeki en eski takımlar. En eski kesinlikle. Takımlar. Kesinlikle. Ama Türkiye'de iş çok ciddi şekilde profesyonelliğe döndüğü için. Şimdi orada benim görüşüm tamamen... Çünkü bu ülkede bazıları diyor ki ne demek profesyonellik diyor, engellileri diyor... Amaç diyor spor yaptırmak. Rehabilite olarak görüyorlar rehabilite ama olarak biz görüyor ama... farkında değiller. Türkiye'nin en üst liginde Süper Lig'de oynuyoruz. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı bu ülkeye getiriyoruz. Birebir resmi maç yapıyoruz. Yani şu anda hiçbir spor dalında, hiçbir branş resmi oyun oynayamıyor Türkiye ile.
Avrupa'ya gidemiyor biliyorsunuz. Her yıl Avrupa ayağı vardı. Bu yıl biraz talihsizliğimiz var o konuda da. Yani bu yıl takım çok büyük başarılara imza atmış bir takım. Ben hep şey derim, arkadaşlarıma da söylüyorum, maçı izlemeye gelen arkadaşlarıma da söylüyorum. Aslı sen nasıl yapıyorsun, işte nasıl ediyorsun falan, ben çok düştüklerinde üzülüyorum falan. Onlar sporcu. Evet. Düşecekler, kalkacaklar, yaralanacaklar. Sporcu gözüyle baktığımızda ben yani çocukluktan beri işlerindeyim. Biliyorsunuz 11 yaşından beri işlerindeyim. Çok uzun süredir antrenörlük yapıyorum. Sporcu gözüyle baktığınızda onların azmine, istene hayran olmamak elde değil. Ben de aynısını söyleyebilirim. Ben de 20-25 yıldır bu işin içindeyim. Kesinlikle. Evet. Sizlerle beraber. Eski başkanımızsın. Eski başkanımızsın, evet. Eski yöneticiyim. Eski kesinlikle. Başkanım. Bu iş gönül işi. Gönül, kesinlikle. Yani gönüllü olmayan... Sevmek lazım. Sevmek lazım. Çok sevmek olmuyor, lazım. Sevmezsen olmuyor. Karşındakini üzülerek izlemeyeceksin. Aynen. Ciddi bir maç yapılıyor. Bravo. Mesela bu işin içinden çıkmış İbrahim Yavuz. Evet. Profesyonel. Fenerbahçe'de oynuyor. Evet. Ciddi ve ciddi paralar kazanıyor. Tabii tabii tabii. Demek ki bu işi yapabilen adam para kazanıyor. Evet. Türkiye'de ciddi rakamlar alıyor. Evet. Özgür'ün gezmediği takım yok. Kesinlikle. Evet, ciddi paralar alıyor. Ciddi paralar alıyor. Ferit'in öyle. Yani diğer oyuncuların öyle. Profesyonel yani. Buradaki en büyük sıkıntı benim görüşüm Kıbrıs'ta doğru bir sponsorluk yasası yok. Yok. İlk önce yani sponsorluk yasasının çözülmesi lazım ki büyük şirketler, büyük kurumlar biraz daha bu işe el atabilsinler. Evet, el atan kurumlar, kuruluşlar da var ama yeterli mi değil? Çünkü biliyorsunuz bu spor pahalı bir spor. Yani bir tekerlekli sandalye şu anda minimum 3.500-4.000 dolar. Tekerlekleri keza geçen sorduk, 200 dolar çifti. Bir hafta Türkiye'ye gidiyorsun maça. Orada yemendir, içmendir, otel parasıdır, masrafıdır. Ciddi bir masraf. Yani pahalı bir spor yapıyoruz. Sağ olsun bize yardımcı olan kurum kuruluşlardan Allah razı olsun ama yeterli mi? Değil. Bu yıl bizler de taşın altına birazcık daha elimizi koyduk. Maaşlar birazcık daha arttı. Transfer yaptık. Çünkü yapmazsak yapmasın, da bu ligde barınamayız. Kesinlikle. Böyle bir durum var. O yüzden altyapı önemli ki buradan oyuncu çıkarabilelim. Çünkü taşıma suyla da değirmen dönmez. Bunu da biliyoruz. Her yıl bu kadar ciddi paralar harcanarak transferlerde yapacak bütçelerimiz yok. Bakalım inşallah devlet büyüklerimiz bir el atar işe. Sponsorluk yasası falan çıkar ki bizler de birazcık daha rahat ederiz. Tekerlekli sandalye olayına girdin ve önemli. Çünkü bu normal tekerlekli sandalye değil. Tabii, tabii. Sporcu sandalyesinden. Maç sandalyesi. Tekerleklerle yani birlikte 4,5 kilo. Evet. Ağırlığı yani yok. 3.000 euroya da var. 10.000 euroya da tabii, var. 15.000 euroya da var. Kesinlikle. Bunu belirtelim yani. Kesinlikle. İzleyicilerimiz de bilsin. Yani çok pahalı bir spor. Kesinlikle. Evet. Yani özel işte sandalyeleri bir gösteriyorlar tane. Orada. Sandalyeler özel sandalyeler, engeline göre kişiye sandalyeler. Özel. Mesela Murat, senin son sandalyeni kim aldı? Benim son sandalyemi başkanımızın girişimleriyle Büyükelçilik tarafından sağ olsun karşılandı. Ondan bir önceki sandalyede ben kendim bireysel olarak kurumlara başvurarak maliyetini ben karşıladım ve ben kendime yaptırdım. Kesinlikle. İşte bu evet. Yani çok önemli bir kurum gezerek maliyet toplayıp yani kendini bu sporu yapabilmek için kurum gezmesi gerekmiyor bu oyuncunun. Evet. Özellikle doğru. Murat gibi bir oyuncunun. Sağ olun. Öyle. Yani yıllardır bizi sırtında taşıyor sağ olsun. Peki. Teşekkürler. Ben buyurun. Sana bir soru. Sor tamam. İskele'desin. İskele evet. Belediyesi'nde çalışıyorsun. Evet. Başkan spora meraklı biri. Tabii ki kesinlikle. Hiç düşünmedi mi sevgili başkan tekerlekli sandalye basketbol takımı kursun? Şimdi o başkanımızdan bu konuyu görüştüm ben. İlk RGK sandalyemin finansını da başkanım sağlamıştı. İskele Belediye Başkanımız sağlamıştı sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ederim gerçekten.
Şimdi biz de ben de düşündüm bunu Tonguç abi. Hatta hocalarım da Akdeniz'de bunu defalarca söyledi bana. Murat kuralım orada. Kuralım. Evet. Kendi ligimiz mi yapabiliriz? Aynen aynen. Ama Tonguç abi maliyetler bak dediğim gibi. Bak ben ne dedim size? Kendi sandalyemi ben kurum kurum gezerek ben aldım. Yani şimdi ben orada bir takım kursam ki engelli camiamız da var orada. Zaten bu işin belediyede kurumun başında da benim bildiğiniz üzere. Ama dediğim gibi maliyeti yüksek olduğu için ben oraya atılım şu an yapamadım. Çünkü baş edemeyeceğiz. Çünkü biz kendi ülkemizdeki takımın maliyetini karşılayamıyoruz. Anlatabildim. O yüzden bu konuda biraz geriyim. Ama şimdi sağ olsun başkan sandalye alanlarını fazlalaştırdığı için işte benden Vedat'a yaptırdı falan. Bu arada benimkiler boşa çıkıyor. Onları gelen gençlere ben veriyorum. Mesela iki tane ben sandalyemi bağışladım onlara. Şimdi onlarla oynuyorlar. Böyle çoğaldıkça onu ben cover edip dediğim gibi iskelede niyetim o merak etme. Aslında her bölgede dediğiniz gibi böyle takımlar kurulup oradan oyuncular çıkarılıp belki tek bir takımla yine Türkiye'de mücadele kesinlikle ederek bu sporu yayılabilir. Yayabiliriz. Ama ciddi maliyet. Tek takıma biz yetemiyoruz yani, şu anda. Adanın tek takımıyız. Sadece sandalyeyle bitmiyor. Tekeri, mili, kırılıyor. Biliyorsun ama zaten. Yaşa. Ulaşım. Ulaşım. Bravo Tomis. Uçağa binmek. Çok güzel. Yani yani burada sevgili Yeşim'i es geçmeyeyim. Onun yazılarıyla ambulifler alındı. Kesinlikle, kesinlikle. Havaalanına. Kesinlikle. Ben çok teşekkürler. Karga tulumba çıkarıldığımızı. Tabii ilk zamanlar öyleydi. Ama ondan sonra ambulifler geldi. Geldi. İş kurtarıldı. Kabin arası sandalyelerimiz geldi. Sandalyeler geldi. Kesinlikle. Ben yıllarca gördüm. Neler çektik. Neler çektiğinizi biliyorum. Kesinlikle Tomis abi. Ama artık bazı kesimlerin bu işe daha da el atması gerekiyor. Devletin üst katmanları kesinlikle. Yani oturdukları yerde gelip maçı seyretmeyecekler. Doğru. Birazcık elin taşın altına. Ya ben hep söylüyorum yani bir ülkeden değil mi illa akla futbol, basketbol gelmemesi lazım. Yani bugün Amerika dediğinde Avrupa'ya giden tek takımsın. Amerika dediğinde NBA geliyor akla, sonra beyzbol geliyor. Yani burada Kıbrıs denince neden tekerlekli sandalye basketbolu gelmesin? Ve Avrupa'ya açılan Türkiye Ligi'nde yıllardır mücadele eden bir takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynayan tek takım. Tek takımız. Kesinlikle. Başarılı bir takım varken neden bu takıma birazcık daha destek olunup bu takımı daha iyi yerlere biz getirmeyelim? Bu birazcık daha hani devlet siyaseti olması lazım gibi geliyor bana. Yani orada bir yere koymaları lazım bu takımı diye düşünüyorum. Özel engelli haftalarında onunla olmuyor işte. Konuşarak olmuyor. Yani 3 Aralık'ta evet tüm engellilerimizin yanındayız. 4 ama Aralık'ta gelip kimse maç yapıyor. 4 Aralık'ta kimse yok. Milletvekillerimiz maç yapıyor. Gelip sandalyeye oturuyor. 4 Aralık'tan sonra ne oluyor? Kimse yok. Evet. Yani bunun örneklerini de gördük Tonguç abi. Mesela Hollanda'ya gittiğimizde bir kompleks vardı. Tonguç abi ben çok hoşuma gitti. Hatta hocam dedi ki gerçekten pes dedi. Okuldan küçük engelli öğrencileri minibüs alıyordu. Komplekse getiriyordu. Basketbol antrenmanı yapıp tekrar evlerine götürüyordu. Ve bu oranın politikasıydı. Evet yani oranın politikasıydı. Ve her şeyini hükümet karşılıyordu. Almanya'da da bilirsiniz hasbelkader adam engelli kaldığında onunla ilgili bir rehabilitasyon süresi var. Evet. Yemesinden içmesine, arabadan arabaya geçmesine, yatağa geçmesine karşı her şeyi öğretiyorlar ve ondan sonra okuduğu okula veya yeteneğine göre bir işe yerleştiriyorlar. O engelli artık kendi ayakları üzerinde duruyor. Yük olmuyor yani. Biz de sen engellisin, otur evinde ben sana engelli maaşı vereyim. Ya öyle bir düşünce var zaten bazı kesimlerde. Evet. Kesinlikle. Yani işte bu tamamen devlet politikasıyla alakalı bir durum. İnşallah bu politikada bu ülkede geçen programda da konuşmuştuk. 4500 civarı engelli var. Azımsanmayacak bir rakam. İnşallah bu gözle de bakarlar da bu çocukları belli bir yerlere kendilerini getirip ayaklar üzerinde durdurmasını sağlayabiliriz. Ben en çok İbrahim'le Murat'ın mücadelesini gördüm de sevindim. Evet, doğru. Kafa kafaya öyle. Kesinlikle. Diş. Zannedersin de dışarıdan gördüğünde, ilk defa gördüğünde evet, kedi köpektir. Kavga evet ederler. Kesinlikle. Devamlı. Ama çok iyi arkadaşlar. Kesinlikle. Biz beraber yıllarca büyüdüler zaten. Beraber aynen yetiştiler. Sonra hasbelkader İbo yurt dışına gitti, Türkiye'ye gitti. Ama orada da ilginçtir. Mesela
Ben hep söylerim, İbo'ya da söylerim. Murat tam bir yetenek. İbo tamamen çalışmanın bir ürünü. Aynen öyle. Yani İbo'yu hatırlarsınız ilk geldiğinde. Yani 130 kilo bir çocuk. Aynen 15 öyle. Yaşında. Ama inanılmaz azimli. Hantal ama ondan sonra. İnanılmaz azimli, hırslı, çalışmayı kesinlikle seven. Yani Murat o kadar çalışmış olsaydı çok nerelerde olurdu düşünemiyorum ama Murat da tamamen yetenek. Yani tamamen yetenek, saf yetenek. Onunla ama Murat oynamak nasıl bir şey? Ya şimdi biz İbo, tabii ki çok zevkli. Bir de ben İbo'yu çok, o da beni çok kızdırır. O da beni kardeşi gibi görüyor. Zaten kardeş gibiyiz. Biz çünkü ondan yıllarca aynı yatağı paylaştık deplasmanlarda zaten falan. Zaten antrenmanlarda beraber. Antrenmanlarda İbo aynen beraber. Aynen, zaten antrenmanlarda da şu an beraber. Tabii ki ondan bizim bir ayrı hukukumuz var. Yani kardeş olarak. Ben İbo'yu gider evinden alırdım. Antrenmana öyle gelirdik falan filan. Yani bizim İbo'yla şeyimiz çok, hukukumuz çok. O yüzden zevk alıyorum. Onu kızdırdığım zaman maçlarda falan filan. O kendisi de bilir. Sürekli bana kelimeler söyler. Yani hoşumuza gider. Çünkü ondan benim şeyimiz aynı Tonguç abi. Yani bu camiayı ciddi söylüyorum. Sevgi yapımıza yani. Çünkü o otostoptan gelirdi. Evet. Ben otostoptan gelirdim. Yani bunları evet, bilmem tabii ki biliyorsunuzdur. Yani çok zor şartlarda gelirdik. İşte o yüzden bizim şeyimiz, ondan kaderimiz aynı olduğu için iyi anlaşıyoruz yani. Zevkli. Şimdi A grubundayız. Evet. A grubunda işte Galatasaray, Fenerbahçe, Balıkesir, İskenderun, Adana, Urfa, başka? Bağcılar dedik mi? Bağcılar. Evet. Bağcılar. Doğru. İyi yanı takım. Evet. Bizim İlk 4 playoff. Kesinlikle. Evet. Galatasaray Fenerbahçe'yi ayırdım da. Evet. 3-4 nasıl oluruz? Orada yani İskenderun, biz, Balıkesir. Balıkesir geçen seneki kadrosu yok. Geçen seneki kadrosunun üzerine bir Sayari aldılar. Hasan evet, geçmiş yıllarda bizde oynayan, evet, geçen yıl Fenerbahçe'de oynayan Sayari iyi bir oyuncu. Onu aldılar. Ben İşte üçümüz belki oraya Bağcılar da girer. İşte yani bütün Adana biraz zayıf kaldı bizim grupta diye Adana düşünüyorum. Adana takım, Urfa takım. Yani 3-4 takım orada 3.'lük 4.'lük için çarpışacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi her takımı değerlendiririz. Fenerbahçe, Galatasaray bu iki takım başka bir şey. Bizden üst evet. Avrupa'da bile başka bir şey. Tabii, tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bütçeleri bütçeleri de başka sen bir şey. Sen biliyorsun. Bütçeleri de ben başka de biliyorum şey ama sen söyle bütçelerini ki izleyenler anlasınlar ne neler olduğunu. Yani Fenerbahçe'nin geçen burada turnuvadayken konuştuğumuzda 80 milyon civarı bir bütçesi var. 80 milyon TL'den bahsediyor. Evet. Ciddi bir rakam. Galatasaray'ın da 3 aşağı 5 yukarı öyle. Galatasaray'ın da öyle. O bu sene biraz daha artırdı Tonguç abi biraz daha. Şimdi yani aldığı yabancılarla evet, yabancı biraz fazla çıta yüksek. Kesinlikle. Evet, bizim 800 bin bile yani değil. İngiliz oyuncular. Çok felaket. Philip Hepsi ayrı bir olay. Aynen evet, öyle. Kesinlikle. Yani bir daha Türkiye takımlarının bizim kadar maddi külfeti yok Tonguç abi. Ne Çin? Bizim her deplasmanımız uçak. Uçak. Yani onlar biniyor minibüse, otobüse. İstedikleri gidebiliyor ama bizim her deplasmanımız her uçak, yani hep otel, otel, yeme, içme. Biz, kesinlikle evet, yani. Cuma gidip cumartesi. Kesinlikle, kesinlikle. Adem, uçak bulamadın, uçak pazar. Bulamadın. Pazar dönen. Kesinlikle. Yani çok daha büyük. Ayrı küsur maliyetler ama çok ciddi iki kulüp var ki Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Bunlar 100 üstün milyonluk takımlar. Çok üstümüz onlar. Kesinlikle. Çok Beşiktaş ayrı bir kategori. Aynen. Evet. O da ciddi bir yatırım yapıyor tabii ama ki, o ki fazla öyle değil, yukarılara çıkmıyor. Galatasaray Fenerbahçe gibi değil. Değil, değil. Ama görünen yani bir dönem Balıkesir bu işlere girdi. Çıkamadı. Çıkamadı. Kolay değil. Ya işte Bağcıların durumu öyleydi. Bir belediye ya da işte kulüp altın çatısı altında değilsen bu işi götürmek çok zor. Yani dışarıdan ciddi bir gelinin olması lazım. İşte şey konuşmuştuk. Bu yıl Özgür nasıl gitti İskenderun'a? Bütçe var diye gitti. Evet. Yoksa bir transfer var galiba İskenderun. Yoksa Özgür'ü alma şansı yok yani İskenderun'un. Sponsor buldu. Ciddi bir sponsor buldu, ciddi bir para buldu. Oradan Özgür'ü aldı. Yani artık bu işlerde de çok ciddi paralar dönüyor. Bunlar için de bütçe lazım, para lazım. Yoksa işte altyapıya yöneleceksin, oyuncu yetiştireceksin. Yetiştirdiğin oyuncu yurt dışına gidecek. Onlar yine alacak. Yani hatta şeyle esprisi oldu Can Hoca'yla birlikte. İşte biz yetiştirelim, siz alın. Vallahi dedi,
Yani sen yetiştir, ben hazır oyuncu isterim. Sen yetiştir, ben gene alacağım diyor yani. Doğrudur. İbo'dan bahsediyorduk. Doğrudur. Yani öyle. Biz yetiştiriyoruz, yetiştiren kulüpler var. Burası iyi bir okul. Onlar kazanmacı kulüpler. Tabii. Yani oturup da adam yetiştiremezler. Kesinlikle. Kıbrıs iyi bir okul. Ben gelen yeni oyuncular da söylüyorum, genç oyuncular da söylüyorum. Kıbrıs iyi bir okul. Bu okulda ne alabilirsen. Kesinlikle. Ben şeylerle konuştum Fenerbahçe'nin, İskenderun'un, TSK'nın yöneticileriyle. Burası diyor bir okul sayılır diyor. Tabii. Burada yetişen diyor biz kaparız. Evet. Çünkü burada bir yetiştirme var. Evet. Biz diyor onu yapacak durumda değiliz. Yani şu anda Türkiye'deki çoğu oyuncu buradan giden oyuncular. Evet. Buraya yolu düşüp burada oynayıp buradan giden oyuncular. Çoğu oyuncular burada... galiba Galatasaray'da Selvi var. Galatasaray'da evet. Selvi var. Ebru var. Geçen yıl, yani 2 yıl önce bizde oynayan Ebru var. İskenderun'da Ahmet Sardağ vardı. Balıkesir'de Muhterem var. Ala var Karabük'te. Ala Karabük. Sayari, Mehdi, Balıkesir'de. Tabii. Hep bunlar bizden geçmiş oyuncular. İyi bir yetiştirici. Yani bu okuldan geçiyor. Kesinlikle evet. Ya. Ama bu okulda kalıcı olmak lazım. Evet. İşte ya işte onu tutabilmek için de paralar lazım. Ciddi paralar. Peki B grubunda Beşiktaş var, TSK var, sağlam görünen. İzmir var. İzmir var. İzmir her zaman ayrı bir olay. Antep var. B grubu sanki biraz daha A grubundan zayıf kaldı gibi geliyor bana. Gerçi orada işte yeni Süper Lig'e çıkmış Pamukkale var. Evet. Yani bizim A grubu biraz daha burası canavarlar grubu. Evet. Şampiyonlar Ligi gibi oldu. A grubu. İnşallah alnımızın hakkıyla bu gruptan çıkarız. İnşallah. Buyur. Sen kiminle karşılıklı oynamak istemiyorsun? Sana kim en çok savunma yapıyor? Ligde. Yani nasıl bir cevap versem buna bilemem ama. Ben oyuncu olsam Murat karşımda olsun istemem. Aynen. Ya şimdi şöyle, bazen transfer aşamasına geldiğimizde Tonguç abi, şimdi genelde oyuncular beni arıyor. İşte burada biliyorlar yıllarımızı verdik. Ben onu işte transfer ediyorum işte menajerimize veya başkanımıza. Yalvarıyor abi, seninle oynamak istiyorum oyuncular. Anlatabildim yani, seninle oynamak istiyorum diye. Şimdi ben yalan yok, ben ne takımlarla oynadığımızı hocamız da biliyor ama hiçbir zaman demedim hiçbir oyuncuya aman ben bundan oynamak istemem. Geçmişte bir seni bilirdim, öbürleri yanında. Aynen yani böyle bir şeyim yok. Yani karşı takım olarak aman ondan oynarsam oynamasam böyle bir endişem asla olmadı. Çünkü ben çıktığım zaman oynarım, oynayabildiğim kadar da oynarım. Böyle bir prensibim var. Hiç de çekinmem. Galatasaray tabii ki güçlü bir takım ama inan umurumda değil. Ben gene aynı oyunumu gene oynayacağım. Böyle bir yapım var yani. Böyle bir karakterim var. Tabii belirtelim, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun çatısı altında bildiği için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hakemleri Recep Hankaralı tarafından eğitiliyor. Son yapılan sınavda %80'i kaldığını biliyoruz. Aman hakemler Allah. De ciddi şekilde eğitiliyorlar ve tekeletli sandalye hakemliğine yatkın olanlar bile Recep Hankaralı'nın altında eziliyorlar. Sen nasıl görüyorsun hakemleri? Aman Allah. Zor yerden sordun. Zor bir soru. Şimdi geçen yılda biz hakemler konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yılda turnuvada iyi niyetli olmalarına rağmen çok pozisyon kaçırıyorlar, çok pozisyon hatalı veriyorlar. Çok iyi niyetliler ama yeterli mi? Yani orası tartışılır. Ben hep şeyi söylerim antrenörlere de hakemlere de, bu sandalyeye binmezsen olmaz. Yani bu sandalyeye bineceksin, onlarla beraber antrenman yapacaksın ki pozisyonlara oyuncunun ne yaptığını anlayabilesin. Şimdi oyuncu şut pozisyondayken alttan dokunur. Sen bunu bilmezsen bir hakem olarak, yani oturmazsan o sandalyeye, bunları çok süzemeyebilirsin. O yüzden ben gelen hakem arkadaşlara da hep şey derim. Bölgenizdeki takımların antrenmanlarına gidin, sandalyeye oturun, bol bol oralarda düdük çalın. Bulur. Yani başka türlü gelişemez. Ben biliyorsunuz zaman zaman bu takımda antrenörlük yapmadım. Gelen arkadaşlara da diyordum, sandalyeye binin. Sandalyeye binmezseniz olmaz bu iş. Kesinlikle. Ya ben hala daha bazen adam eksik olur, bakarım sandalyeye bineyim de oynayayım. Öyle ve oynarken de çok büyük zevk alırım. Evet. Oynamadan, o sandalyeye binden, o avuçlar patlamadan olmuyor. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Sen ne diyorsun? Hakemler konusunda.
Şimdi çok faal veriyor. Ligin başındayız. Fazla bir şey söyle. Son olsaydı çok cevaplarım vardı. Yani şimdi gerçekten dediği gibi Tonguç abi, hakemlik ayrı bir müessese. Çünkü saniyelik ve anlık kararlar. Mesela turnuvada bir pozisyonum vardı benim. Oyuncu benim arkamda. Bir araba mesafe. Yani bana faul çalındı. Yani tabii ki onlar da iyi niyetli olduğu için, bir de turnuva olduğu için çok şey tepki de göstermedim ama yani bu ligde olduğu zaman takımı çok demoralize ediyor ve senin oyunluğundan seni düşürüyor. Ben bir maç hatırlarım. 3. 4. dakikada 5-4 faul aldım. Evet. Şey, yani, geçen sene Bağcılar maçı. Bağcılar maçı. Ben oradaydım. Evet, yani, oradaydınız. Evet. 3 dakikada ben adamlara vura vura gitsem o faul alamam. Yani o derece. Bir de hakemin verdiği cevap da sıkıntılıydı. Hatırlarsanız devre arasında biz bayağı bir yürüdüm hakemle sırt üstü. Döndük 4 faulla 35 dakika oynadık. Bu da bir abes. O zaman sen beni çıkaracağım madem bu kadar faulcuyum. Atamadı sonra. Onuncu dakika yani. Böyle şeyler var. Bu konular gerçekten dediği gibi ya eğitim ister. Eğitimde dediği gibi böyle kağıtla, defterle olmuyor Tonguç abi. Oturup bu sandalyeye. Bu sene evet. Recep Ankaralı ciddi şey yapıyor. Sıkı bir denetim var herhalde. Denetim yapıyor. Ya bizim için de iyi olur. Tabii ki şimdi bir koşan basketboldaki hakemlikle sporcunun diyaloğu tekerlekli sandalye basketboldaki ve hakemden değil. Yani biz hakemlerimizden gerçekten şakalaşıyoruz. İşte konuşuyoruz maçın içinde de falan filan. Tabii ki güzel şeyler ama o pozisyonlar da kaçtığı zaman oyuncu olarak demoralize oluyorsun ve oyunundan düşüyorsun. Bu da takıma yansıyor. Çünkü tek buradan sürekli bir korakor mücadele var yani. Evet. Temas var. Tabii. Rakiple sürekli bir temas var. birinci faulü çalmadı. İkinci faulü çalmadı. Evet. Üçüncü de artık oyuncu da çileden çıkıyor çalmayınca. Demoralize oluyor. Sıkıntı. Şimdi Galatasaray maçı. Tribünde Galatasaray seyircisi var da biz kendi seyircimizi nasıl? İşte biz deplasmandayız. biz deplasmandayız. Bu sevgili Talat Karapeli, Galatasaraylar Derneği Başkanı. Yer yere böleceğiz ya, konuşacağız Talat'la. Bu bir maalesef diyor yapacağız bu işte. Bu maalesef kanayan bir yaramız bizim. Yani biz 20 kupa. Mesela geçen haftaki turnuvada gene. Evet. Yani 97'den beri bu ligde oynuyoruz. Sadece işte oyuncuların, ya bizim yakın çevremiz, aileler geliyor maça. Çünkü hala da böyle bir takımın varlığından haberdar olmayan büyük bir kesim var. Var, var. Yani devlet büyüklerimizden tut da var. Halkımıza kadar çoğu böyle bir takımdan habersiz. Bu da herhalde bizim eksikliğimiz. Bu takımı yeteri kadar duyuramadık. Ya da bu takıma yeterli değeri veremedik. Yani duymak istemeyin diyor. İstemiyorlar. Evet. Acaba? Bence öyle. Ya bir de acı tarafı gelip izleyen Tonguç abi zevk alıyor. Zevk süpersiniz. Alıyor. Ondan sonra sürekli geliyor. Evet. Anlatabildim yani bir işte bir kere gelmeleri lazım. Bir aşılar istek. Bir kere gelip bu sahaya seyretmeleri lazım. Benim birçok arkadaşım var. İlk geldikten sonra maçlara artık şey sormaya başladılar. Sizin maç ne zaman? Artık geliyorlar maçlar. Evet, devamlı izleyici. Hatta benim şey çok hoşuma gitmişti. Yamaç diye bir arkadaşımız vardı. Turkcell'de çalışan. Yaman. Pardon. Hoca dedi bir gün. Evde dedi ne yaşadın biliyor musun dedi. Hayırdır dedim. Ne oldu dedim. İkiz çocukları vardı. O zaman 4-5 yaşlarındaydı çocuklar. İbola bizde o dönem. Biri dedi, bindi dedi şeye dedi. Valizi dedi, o tekerlekli valizi ters çevirdi, oturdu dedi. Diğeri de oturdu dedi, ters çevirip oturdu. Ve top atıyorlar birbirine. Ben Murat'ım, beni boyum. Oynamaya çalışıyorlar diyor, valizin üzerinde. Tabii. Ya gözlerim doldu, ne güzel bir şey bu. Yani idol olarak 4-5 yaşındaki çocuklar Murat'ı, İbo'yu örnek alıyorlar. Demek ki bizim bu maçlara birazcık seyirci çekebilsek başka yerlere de gidebilir bu spor. Kesinlikle. Evet, cumartesi için neler söylersiniz? Ya bizim için güzel, zevkli bir maç olacak. Zevk alacağız yani, her şeyden önemlisi. Çünkü Galatasaray gibi bir devi getiriyorsun buraya, bir markayı getiriyorsun. Tabii. Onlarla birebir maç yapıyorsun ve resmi maç yapıyorsun. Antrenman maçı değil, resmi maç yapıyorsun. Biz oynadığımız oyundan keyif alacağız. Bu keyfi yaşamak isteyenleri de salona bekliyoruz. Kesinlikle. Dediğim gibi Tonguç abi, güzel bir maç olacak. Seyirci zaten kanayan yaramız. Gelirse biz de çok mutlu olacağız. Ama güzel, seyri bir maç olacak. Size de yayınınız için teşekkür ederiz. Evet, ikinize de geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu akşamlık da bu kadar. Ama unutmayın, 2 Kasım Cumartesi günü saat 12'de
BRT2'de Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi açılış maçı. Vakıflarla Galatasaray karşılaşacak. Biz de naklen yayınlayacağız. Vakıflar takımının evci maçlarını biz BRT olarak bu sene hep yayınlayacağız. Teşekkürler. Deplasmanda da fırsat bulursak yayın yapabiliriz. Bunun da araştırmaları sürüyor. Ama cumartesi saat 12'de Atatürk Spor Salonu'nda Vakıflar Galatasaray maçına, eğer salona gelemiyorsanız oturun televizyondan maçı seyredin. Kesinlikle. Bu gençlere sahip çıkın, bu gençleri destekleyin. Çünkü bunlar hak ediyorlar. Bu akşamlık da bu kadar diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür. Görememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir engel. Engel aslında kalplerde, kafalarda.